Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bir porselen firmasının her çocuğa eğitim fırsatı eşitliği sağlamak için UNICEF ile beraber hayata geçirdiği projenin sunuculuğunu üstlendi. Çocuklar için yapılan her şeyin içinde yer almayı çok kıymetli ve değerli buluyorum. Kıymet ve değer benim için farklı kavramlar. Aynı cümlenin içinde eş anlamlı kullandığımı düşünmeyin. Hem değerli çünkü çocuklarımız çok değerli. Bizim de emeğimizi katmamızın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu günlerde çocuklar için Beykoz'da açtığı atölyenin heyecanını yaşayan Düvenci, bir yandan da 4,5 yıl sonra dizi setlerine dönme planı yaptığını anlattı. Çocuklar için şahane projeler yapıyoruz. Bunun için heyecan duyuyoruz. Onun dışında yeni sezon için güzel senaryolar okumaya başladım. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Ana akım kanallardan birinde böyle bir dizi yapacak gibiyim. Ona yaklaşmış olmak duygu olarak 4,5 yıl sonra çok heyecan verici. Onun dışında sunuculuklarım devam ediyor özel günler için. Düvenci'nin eşi Bülent Şakrak, son olarak Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde rol almıştı. Erşan Kuneri çok kıymetliydi. Benim için izlemek çok güzeldi. Birbirinden kıymetli ve yetenekli oyuncuların bir arada olduğu görsel bir şölen de benim için ve hepimizin aslında bildiği bir döneme. Şimdi yeni nesil bilmeyebilir ama bizim jenerasyonun ve bizden önceki jenerasyonun çok iyi bildiği bir döneme müthiş zeki göndermeleri olan çok sevdiğim bir projeydi. Ceyda Düvenci, Erşan Kuneri dizisinde çok küfür ve argo kelime olduğu için yapılan eleştirileri de değerlendirdi. Herkes kendi perspektifinde kendi bilgisi kadar eleştirir. Herkesin özgür iradesi bu. Ama sadece şunu söyleyebilirim, argo kullanmayan insan mı var hayatta? Niyeyse kulağımıza çokça gelince bir rahatsız oluyoruz ama gün içinde zaten ben buraya gelirken bile trafikte herkesin birbirine küfrettiğini gördüm ve ne kadar sinirliler ve ne kadar artık birbirimize tahammülümüz kalmamış. Hayat böyle bir yerde. En azından Erşan Kuneri'de biraz eğlenerek argo kullanıyorlar. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bazen. Düvenci, peş peşe açılan dijital platformların eğlence sektörünü zenginleştirdiğine vurgu yaptı. Ben rekabet olarak görmüyorum. Hiçbir iş alanını bir rekabet olarak görmüyorum. Aksine herkesin gelişmeye, değişmeye, eğitilmeye ihtiyacı var. Herkesin üretmeye ihtiyacı var. O yüzden benim için ne kadar çok platform, ne kadar çok alternatif o kadar hepimiz için kıymetli. Ben heyecanlanıyorum her yeni açılışa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.